Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nın batı kanadında yani NATO, Avrupa Birliği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri kanadında ilginç öyküler duymaya başladık. Özellikle Amerikan yönetiminde sanki Ukrayna konusunda politikaları belirlemede bir iki başlılık doğmuş gibi gözüküyor. Ve bu iki başlılık esasında Ukrayna halkının, kahramanca direnen Ukrayna halkının öyle söyleyeceğim, riske girmesini ve özellikle Donbas bölgesinde Rusya'nın çok ağır bombardımanla kara kuvvetlerini bildiğimiz Sovyet tarzı yönlendirmesi çerçevesinde ilerlemesine neden oluyor. İyi haber alan kaynaklarla görüştüm. Bir takım iyi haber alan ve bölgedeki, daha doğrusu Washington'daki gelişmeleri iyi aktaran yabancı meslektaşların da analizlerine kulak kabarttım. Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Başdanışmanı Jake Sullivan'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Ukrayna'ya ne kadar askeri yardım yapılacağı konusunda bir çelişki doğduğu ortaya çıkıyor. Niçin? Şimdi arkadaşlar, Avrupa'da da durum aynı, Amerika'da da. İki kanat birbiriyle çatışıyor. Bu kanatlardan biri, ki bu kanatlardan biri derken Avrupa'da bu kanadı Almanya Başbakanı Scholz ve kısmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oluşturuyorlar. Dikkatli olalım. Rusya ile birbirimize girecek bir pozisyon oluşturmayalım. Ayrıca Putin'i de köşeye sıkışmış bir kedi haline getirmeyelim. Putin'in yüzünü kurtaracağı bir formülle bu işin altından kalkalım diyor bir grup. Diğer grup, ki bunun başında işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiliz hükümeti var, Liz Truss falan ve Antony Blinken Amerika'da, onlar da şunu diyorlar: Rusya'yı bir daha böyle yakalayamayız. Biz bu Putin'i iyice çökertmeden ve Rusya'nın tırnaklarını iyice sökmeden sakın ha bir manevra yapmayalım. Şimdi tabii bu ikisi çatışıyor. Ve doğal olarak bu çatışma direkt olarak cepheye de yansıyor. Çünkü Ukraynalılar kahraman bir millet. Kendi topraklarını savunmak için günde Donbas'ta, kendi cumhurbaşkanları söyledi Zelenski, sadece Donbas bölgesinde her gün 100 kadar Ukraynalı ölüyor, bir o kadar da Rus öldüğü belirtiliyor. Şimdi böyle bir savaşın orta yerinde Ukrayna'ya hangi silahı verelim veya silahı verelim mi vermeyelim mi? Eğer bu şeyi yaparsak, ambargoyu koyarsak Rusya bize savaş açar mı falan gibi ciddi sorunlar çıkaran bir başka grup var. Nitekim son yorumlarımdan birinde dedim ki gelecek hafta çok tehlikeli bir hafta. Ukrayna açısından Donbas'ta bir var olma, yok olma noktasına doğru gidiliyor. Ama en önemli konu Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı bir karar. Neydi o karar? Uzun menzilli, çok rampalı roket sistemini Amerika Ukrayna'ya verecek mi, vermeyecek mi? Çünkü hep söyledim o yorumumda da, çok rampalı roket sistemini Amerika Ukrayna'ya verirse Ukrayna Rus güçlerinin arkasında uzun menzilli topçu bataryaları ve lojistik merkezleri var. Onları vurma kapasitesini ve bu yolla da Rusya'nın şu anda Donbas'ta yürüttüğü ve çok baskıladığı artık neredeyse sonuna doğru yaklaştığı operasyonu durdurma ve hatta geri püskürtme şansı var demişti. Joe Biden'dan açıklama geldi. Uzun menzilli, şimdi bakın terminolojiye dikkat edin. Kelimelere dikkat edin. Uzun menzilli
Rusya topraklarını vurabilecek roket sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi düşünülmemektedir dedi. Yani 300 kilometre menzilli çok da büyük yük taşıyabilen ve Amerikan ordusunun gerçekten asimetrik üstünlüğünü sağlayan o sistemi vermeme kararı aldı. Peki bu Amerika'nın Ukrayna'ya diğer roket sistemlerini vermeyeceği anlamına mı geliyor? Onu araştırdım. BBC ve CNN'de de genel olarak uzmanların söyledikleri ve Beyaz Saray kaynaklarının söyledikleri, hayır, veriyorlar. Yani bu sistemlerin 300 kilometre, yani 185 deniz mili, işte 300 kilometre civarı menzili olanını vermiyorlar. Jake Sullivan hiçbirinin verilmesini istemiyor da onu vermiyorlar. Çünkü Jake Sullivan son toplantıda Anthony Blinken'la da bayağı tartışmışlar. Bu sistemleri vermeye devam edersek Rusya bizimle çatışacak diye bir telaş içinde Amerikan güvenlik başdanışmanı. Anthony Blinken ise Rusya'nın yapılan ekonomik yaptırımların etkilerini daha yeni yeni duymaya başladığını, özellikle Temmuz ve Ağustos ayından sonra Rusya'da durumun çok vahimleşeceğini, bu nedenle de Rusya'ya cephede askeri baskının arttırılması gerektiğini savunuyor. Şimdi anladığım kadarıyla Biden şöyle bir formül bulmuş. Menziller açısından söyleyelim. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin son sevkiyatta da çok büyük miktarda verdi. 25 kilometre menzilli Howitzer topçu bataryaları görev başında şu anda Ukrayna ordusunda. Bunlara 50 ila 80 kilometre menzilli çok rampalı roket sistemlerini de ilave edecekler. Yani Amerika tamamen boş bırakmıyor, fakat olur ya, olabilir değil, olur ya ve hatta olur bence. Yani Rusya topraklarına düşecek bir Amerikan füzesi ve hele hele orada bir yeri patlatması, insanları öldürmesi falan çok ciddi sorun doğuracaktır. Benim anladığım kadarıyla maksimum 80 kilometre menzilli bu roket sistemleriyle Amerika Birleşik Devletleri şu anda Rusya'nın lehine dönmüş olan ve Rus kara kuvvetlerinin düzenli ilerlemesini sağlayan pozisyonu değiştirmeyi planlıyor. Ama tabii zamana karşı bir yarış da var, açık konuşmak gerekirse. Çünkü aldığım bilgilere göre iki tane önemli şehir var biliyorsunuz. Eğer onlar bugün yarın düşerlerse gerçekten Rusya Luhansk ve Donetsk diye adlandırılan, genel olarak Donbas diye belirtilen o bölgede hemen hemen kontrolün tamamını sağlamış olacak. Severodonetsk ve Lisichansk şehirleri Ukrayna'nın her biri 100'er bin, 120'şer bin nüfuslu şehirleriydi. Şimdi her birinde 15 bin kişi falan kaldı söyleniyor. Bu şehirlerin bir özelliği var arkadaşlar. Mariupol biliyorsunuz liman kentiydi ve çok stratejik bir değer taşıyordu. Bunlar da sanayi kenti. Yani Ukrayna ekonomisini ayakta tutan, birinde büyük bir azot kimya fabrikası var ve dünyanın en önemli gübre üreticisi bir bölgesi. Öbüründe Lisichansk'ta ise Ukrayna'nın ikinci büyüklükteki petrol rafinerisi var. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gelen bilgiler Lisichansk'ta daha henüz Rusların giremediğini ifade ediyor. Fakat Severodonetsk'in üçte birinde kontrolü sağladıkları ve şehrin merkezine doğru ilerledikleri ifade ediliyor. Çok büyük kayıplar mı veriyorlar? Evet. Çok büyük bir mühimmat kaybı mı var? Evet. Gelen bilgilere göre Rus ordusu şu ana kadar elindeki roket
kapasitesinin %65'ini kullanmış durumda. Ama Rusların bir avantajı var ki o avantajla ilerliyorlar. O da topçu. Yani top mühimmatında, top bombardımanında hiçbir sorunları yok. Olağanüstü bombalıyorlar. Yani Lisiçansk denilen 100 bin kişilik şehre günde 1500 top mermisinin düştüğü ifade ediliyor. Oradaki cehennemi tarif etmek çok güç. Ben askerliğini topçu olarak yapmış bir erim. Yani o dönemde bizi yedek subayları istersek 4 ay er alıyordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Biz öyle hepimiz er olmuştuk ama bir kere yanımızda top patladı. O da böyle gösteri, hani buraya kadar geldiniz. Patlattılar 82 yılında. 3 gün kulaklarımız çınlamıştı. Düşünün oradaki cehennemi. Şimdi böyle bir durum var. Bu nedenle bütün gözler bu iki şehirde ve Amerika'nın vereceği orta menzilli roket atarlardı. Onlar devreye girdiği an itibariyle topçu bataryaları, Rus topçu bataryalarının bu kadar yoğun bombardıman yapma imkanı ortadan kalkacak tabii ve ona göre yeni bir durum ortaya çıkacak. Bu bombardıman, yine askeri teknik olarak söyleyeyim, bir başka sonuç daha veriyor. Hem savunmayı çok baskılıyor Ukrayna ordusunu, hem de Ukrayna ordusunun yer yer karşı taarruz için birleşme ve yeniden organize olma şansını ortadan kaldırıyor. Böyle büyük ağır bir bombardımanda ne yapar asker? Dağılır. Yani bir aradan uzaklaşır ki bombalar düştüğü zaman çok fazla insan bir anda ölmesin diye. Böyle de bir durum var. Buna rağmen ülkenin güneyinde hemen Kırım'ın yanı başındaki ilk işgal edilen Ruslar tarafından Herson'a dönük çok önemli operasyonlar gerçekleştirdi Ukrayna ordusu. Ve bunlardan Mikolaivka köyünü ayrı aldı, geri aldılar. Bu Donbas, Herson lojistik hattının da en önemli noktalarından biri. Yani Herson bölgesinde Ukrayna ordusu bu çok stratejik bölge dahil 5-6 bölgede Rus ordusunu geri püskürtme şansını yakaladı. Peki taktik bir geri çekilme olabilir mi Donbas'ta? Olabilir. Çünkü çok yoruldu Ukrayna ordusu. Çok büyük bir güç geliyor karşıdan ve siz habire onu püskürtmeye çalışıyorsunuz. Bir, kayıplarınız artıyor. İki, mühimmatınız azalıyor. Üç, bunun için bir geri çekilme, taktik bir geri çekilme beklenebilir. Bu taktik çekilmeden sonra işte Ruslar bir zafer kutlaması da yapabilirler mi? Yapabilirler ama benim güvendiğim askeri uzmanlar Ukrayna ordusu taktik geri çekilmeyi Amerika'dan ve Batı'dan gelecek yeni silahların yapılandırılması ve onların yeniden cepheye sürülmesi sürecinde yapacağı ve böylece biraz soluk alıp zaman kazanacağı ifade ediliyor. Çok ince işler bunlar. Yani tam bir sanayi ötesi iki toplumun kapışmasını görüyoruz. Çok ince taktiklerde zaman zaman devreye giriyor. Batı açısından bu böyle. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Diyor ki Batı bir vekalet savaşı veriyor. Biz bu Ukrayna savaşını artık sadece Ukrayna-Rusya arasında değil, tamamen Batı ile kendimiz arasında görüyoruz. Bir de çağrısı var, biliyorsunuz Erdoğan Putin'le görüşmüştü bu mahsur kalan tahıl gemileriyle ilgili olarak. Biz diyor Ukrayna'nın limanlarındaki ablukayı kaldıracağız ama onların da o sulardaki mayınları temizlemesi lazım diyor. Demek ki o bölgede bir de mayın tehlikesi var sularda. Böyle bir ciddi problemle karşı karşıya bir durumdayız. Donetsk ve Luhansk düşebilir mi? Düşebilir. Yani Rusya bu tempoda giderse
Donetsk ve Luhansk'ta, yani Donbas'ın genelinde Putin'in vermiş olduğu emirleri uygulamış bir orduyla karşılaşabiliriz. Ama tabii yine her şey yeni silah sistemleri ve mühimmatın gelmesine bağlı. Onlar geldikten sonra nasıl bir tablo karşımıza çıkar, onu da o zaman konuşacağız tabii. Ama gördüğüm şu, Batı ikiye bölünmüş durumda. Bir kanat, bu savaş çok uzadı. Biliyorsunuz Fransa'da da enflasyon büyük rakamlar çıktı Almanya'dan sonra. Son 50 yılın en büyük enflasyonu yaşanıyor şu anda Avrupa'da. Bir kanat diyor ki ya bu savaş çok uzadı, bir an önce bu işi bitirelim. Öbür kanat da diyor ki o size bağlı değil. Biz bu Rusya'nın işini bitirmeden bu savaşı bitirmeyeceğiz. Olay bu. Böyle bakın. Bütün gelişmeye bunun bize yansıması tabii ki yükselen fiyatlar, yükselen enerji fiyatları, yükselen gıda fiyatları. Esasında dünyada sanıyorum hemen hemen herkes bu savaşın bir an önce bitmesini istiyordur ama bana sorarsanız bu savaş bu yılın sonundan önce bu temposunu kaybetmez. Yani çünkü ne Rusya ne de Ukrayna daha bu savaşın başlangıcındaki hedeflerine ulaşmadılar. Savaşlar böyle bir büyük tuzaktır. Büyük bir tuzaktır. Yani bir savaşı başlatırken onu nasıl bitireceğinizi, bir orduyu bir yere sürerken o ordunun geri dönüş haritasını bilmeniz lazım. Eğer bir orduyu ileri sürüyorsanız ve cebinizde o ordunun Rusya örneğinde olduğu gibi geri dönüş haritası yoksa yanarsınız. Şu anda durum o. O yüzden daha bu konuları çok konuşacağız. Hoşça kalın.